Doktor Sinan Bey, endokrinolog olarak kendi pratiğinizde, hastalarınızda oldukça fazla gördüğünüz bir konuyu konuşacağız. Hipotiroidi. Tiroid bezi bir yelpazeden bakıldığında şöyle bir durum söz konusu. Bir tarafta hipertiroid, yelpazenin bir tarafı hipertiroid, diğer tarafı hipotiroidi. Yani tiroid hormonlarının varlığıyla değişen klinik durumlar söz konusu. Bize hipotiroidinin nedenleri ve tedavisiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi hipotiroidi tiroid bezinin hormon üretememesiyle T3, T4 hormonlarının çok düşük olması ve hipofizden salgılanan TSH hormonunun çok yüksek olmasıyla kendini gösteren bir durumdur. Buna neden olan hastalıklar vardır. Tabii bunları incelemek lazım. En başta belki de en çok görülen bu tiroiditler yüzünden, daha da doğrusu Hashimoto tiroiditi yüzünden, Hashimoto hastalığı yüzünden ortaya çıkan hipotiroidi durumu. Çünkü Hashimoto çok yaygın. Hashimoto çok yaygın olduğu evet. için. Bu bezdeki hasara bağlı, tiroid bezindeki hasara bağlı T3, T4 üretilemez, TSH yükselir. Yine tiroid bezinin çalışmasını bozabilecek başka hastalıklar var tabii ki. Çok büyük bir fonksiyon görmeyen nodül örnek olarak, bezdeki alanı çok baskılayarak normal tiroid hücrelerinin çalışmasını, nadir görüyoruz bunu, engelleyebilir. Yine hipotiroidi ortaya çıkabilir. Ya da işte cerrahi olarak hastada... Tabii, özellikle bizden bahsetmeniz gerekecek. Çünkü önemli bir grup da cerrahiden gelen hastalar. Hasta, çünkü tiroid bezi yoktur. Tiroid bezi yok. Biz alıyoruz, tabii. Hipotiroidiye giriyorlar. Tiroid. Ki bu istediğimiz bir şey. Tabii. Özellikle tiroid kanserlerinde tedavinin devamlılığı için istediğimiz bir durum. Tabii. Ya da hasta radyoaktif iyot almıştır. Atom tedavisi denilen radyoaktif iyotu. Ve o nedenle hipotiroidiye girmiştir. Ve neredeyse küçülüp yok olmuştur. O yüzden yine hipotiroidi durumu vardır. Ya da başka tiroiditler vardır. İşte akut, subakut tiroidit gibi. İlk başta alevli başlar, hipertiroidiyle başlar. Ama hasara bağlı hastalığın devamında hasta hipotiroidiye girer. Hashimoto'ya benzer bir durum diyebiliriz bunu. Radyasyon bunu etkileyen faktörlerden bir tanesi. Örneğin işte 1980'li yıllarda Çernobil'de yaşanan felaketten sonra işte tiroid kanseri de çok artmıştır o dönemde. Ama uzun vadede hipotiroidi hastalarında arttığı görülmüştür. Yani burada şunu da söylemek lazım aslında, değil mi? Tiroid kanseri ve hipotiroidi ile ilgili bir röntgen çektirirken tomografi gibi vesaire gibi alanlarda korumada tiroidi mutlaka korumak lazım. Tiroid çünkü çok hassas, radyasyona çok hassas, sonuçları hipotiroidi, tiroid kanserleri veya diğer birçok tiroid hastalığına neden olabiliyor. Tabii tabii, özellikle kümülatif doz olarak, yani bir kere tomografi çektirmekten tabii ki bir şey olmaz da çok fazla miktarda bir yılda 10 kere çekilirse hani sıkıntı olabilecek bir şey tabii. Yani kümülatif toplam doz önemli. Artı bazı ilaçlar bunu yapabilir. Hani nasıl dışarıdan atom tedavisi, radyoaktif iyotu veriyoruz, tiroid bezi harap oluyor ve fonksiyonunu göremez hale geliyor. Bazı ilaçlar da, tedavi amaçlı kullanılan ilaçlar, tiroid bezini fonksiyon göremez hale getirebilir. Enzimatik ya da işte hasara bağlı. Lityum genel adıyla bilinen bir ilaç, psikiyatri ilacı. Hipotiroidiye neden olabilir ya da işte amiodoron diye başka bir genel isimli ilaç gene hipotiroidiye neden olabilir. Genel olarak hipotiroidi nedenlerini bu şekilde hastalığımızın evet. anlayacağı şekilde özetleyebiliriz. Yani hipotiroidi aslında ciddi de olabilir, yani farkına varılmazsa hastalıkların seyrinde. Keza biz kendi ameliyat ettiğimiz hastalara takipsiz olan, özellikle Anadolu'dan gelmiş bize tekrar uğramayan veya tedavilerine devam etmeyenlerde ağır hipotiroidiler görebiliyoruz. Vücudun tamamen su toplamasına kadar, anazarka dediğimiz durumlara kadar giden durumlar olabiliyor. Cerrahide de biz özellikle artık son dönemde, son 10 yıl diyeyim, artık o kadar seçici davranıyoruz ki, yani hangi hastaları ameliyat edeceğiz? Tiroid cerrahi çünkü çok önemli bir cerrahi. Çok iyi yerlerde bu işleri profesyonelce en iyi yapanların, endokrinolog olarak da bu işleri en iyi yönlendirip bir ekip olarak yapılan durumlarda yapılması gerektiğini bildiğimizde, cerrahi artık çok belirli bir alana indi ve bunların çoğunda tiroidin tamamı çıkartılıyor. Ve hastalar size
aslında hipotiroidik olarak geliyorlar. Evet. Ve tedavi için de gerekiyor. Kanserse önce bir hastayı hipotiroidi haline getirmeniz gerekiyor ameliyat sonrasında. Tedavilerin yönlendirilmesi sizin tarafınızdan yapılırken hasta hipotiroidikse ayarlamaları tiroid hormonlarıyla çok düzgün yapılması gerekiyor. Çünkü hipotiroidi gerçekten insanı perişan eden bir durum. Evet, aşırı miktarda halsiz, güçsüz, enerjisiz, düşünce akış hızı azalmış. Entelektüel gücü de azalmış. Tabii entelektüel gücü azalmış bir şey. Hele işte bir şey düşünün, böyle çok performans, zihinsel performans gerektiren bir işte hipotiroidisi varsa mümkün değil, devam edemeyecektir. Hele hipotiroid süresi uzadıkça sizin de biraz önce söylediğiniz hani komaya kadar gidiş bile, miksödem koması, Allah'tan o da çok nadir görülüyor. Çok nadir. Çünkü o zamana kadar zaten hipotiroidi ortaya çıkmış oluyor bir şekilde, saptanmış oluyor. İlaç tedavisi başlanarak, tiroid hormonu dışarıdan verilerek zaten TSH ve T4 normale getirilmiş oluyor. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.